Bazı sevgilerin nedeni de büyük olur, bedeli de. Bu türlü sevgilerin değerini maddi bir ölçü birimiyle ifade etmek, bir rakama sığdırmak mümkün değildir. Bir şeyin ne kadar sevildiği, gerektiğinde onun için göze alınan riskler ve uğrunda yapılan fedakarlıklar ile ölçülebilir. Tarih boyunca şu hayatta en sevdiği şeyler listesinin başına vatan toprağını yazmış, onun için elini, kolunu, ayağını, bacağını ortaya koymuş, etten ve kemikten kaleler kurarak kanlarıyla ve canlarıyla bu toprağı vatan yapan sayısız kahraman yetiştirdi bu topraklar. 109 yıl önce. Tahtanın demiri, vatan sevgisinin teknolojiyi, azın çoğu, imanın imkanı yendiği yerdeydi o kahramanlar. Bir tas çorbanın, bir dilim ekmeğin, bir yudum suyun, yürek dolusu ana, baba, memleket, evlat hasretinin kardeşçe bölüşüldüğü yerdeydi onlar. Çanakkale'deydi. Doktor Tarık Nusret. Tedavi için Sıhhiye çadırına getirilen, canından bir parça evladı ve az sonra can teslim edecek olan ağır yaralı evladına baktı. Yüreği paramparça vaziyette dedi ki, affet beni oğlum. Bu ağrı kesici senin hakkın değil. Lapsekili Halil bir pusula bıraktı komutanına. Dedi ki, komutanım, Lapsekili İbrahim Onbaşı'dan bir mecidiye borç aldıydım. Ödemek kısmet olmadı. Olur ya şehit düşersem, söyleyin bana hakkını helal etsin. Çok geçmedi, komutana bir pusula daha geldi. Pusulada şöyle yazıyordu: Halil'e borç verdiydim. Biraz sonra taarruza kalkıyoruz. Eğer dönemezsem söyleyin. Halil'e param da hakkım da helaldir. İşte gönlü güzel vatan evlatlarının cephede pusulayla helalleştiği yerdeydi o kahramanlar. Havranlı Seyit Onbaşı, maddi güç ile manevi kuvveti adeta harmanlayıp insanoğlunun kolay kolay bir kez daha yapamayacağı bir şeyi yaptı. 275 kiloluk top mermisini adeta bir milletin kaderiyle beraber, inanmışlığıyla beraber sırtlanıverdi ve bugünlere ermemizde imzasını atıverdi tarihe. Edincikli Mehmet, bir top mermisi parçalamıştı kolunu. Dediler ki, Mehmet hadi oğlum hastaneye git. Reddetti. Yalvardı komutanına, komutanım kes şu kolu, Allah rızası için kes. Bu kol engel bana. Bir kol feda olsun vatana. Bir başka vatan evladı dedi ki, komutanım benim tüfek bozulmuş, tetiğin basmıyor. Komutanı bir Mehmet'e baktı, bir tüfeğe baktı. Dedi ki, oğlum tüfek sağlam, senin parmağın kopmuş. Bir başkası komutanı geldi yanına, dedi ki, Hasan oğlum sana bir müjdem var. Ailenden haber geldi, bir kızın olmuş. 3 gün izinlisin. Memleketine git, eşine şifalar dile, evladına ismini ver, onlarla hasret gider, sonra gel. Dedi ki, komutanım, vatan bu haldeyken, arkadaşlarım bu vaziyetteyken ben onları yalnız bırakamam. Vatan daha mukaddes, gidemem. Eğer bildirebilirseniz ismini Didar koysunlar. Üsteğmen Hasan Hulusi Bey böyle vasiyet etti komutanına. Ve nice vatan evladı gibi babalık heyecanını yaşayamadan, yeni doğan kızını bağrına basamadan, bir kez bile baba dediğini duyamadan, ona el sallayamadan elveda dedi ve bataryasıyla birlikte şehit düştü.
Tarihte onlar vardı, bugün de onlar var. Malazgirt'te, Nibolu'da, Mohaç'ta onlar vardı. Edirne'den Ardahan'a, Samsun'dan Hatay'a uzanan bu mübarek topraklarda yine onlar var. İstanbul surlarında, Varna'da, Viyana önlerinde onlar vardı. Bugün sınır boylarımızda, yavru vatan Kıbrıs'ta, can Azerbaycan'da yine onlar var. Preveze'de, Kanije'de, Kutülamare'de onlar vardı. Bugün Somali'de, Katar'da, Libya'da, Kosova'da yine onlar var. Çanakkale'de, Sakarya'da, Büyük Taarruz'da onlar vardı. Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda, Barış Pınarı'nda, Bahar Kalkanı'nda, Pençe Harekatları'nda bugün yine onlar var. Daha nice zafer meydanında hep onlar vardı. Şimdi de havada, karada, denizde, çölde, her zaman ve her yerde yine onlar var. Şehit Er Yusufoğlu Vakkas. 1878'de Urfa ili Birecik ilçesinde Yusuf Bey ile Fatma Hanım'ın gözünün nuru, can paresi evladı olarak geldi dünyaya. Çocukluk ve gençlik yıllarında baba ocağında çiftçilik etti. Seneler hızlıca geçiverdi. Yetişti, büyüdü, askerlik vakti geldi. Askerlik hizmetini tamamlayıp memleketine döndü. Artık sıra bir yuva kurmaya gelmişti. Gördü gönlünün sevdiceğini ve evlendiler Payam Hanım'la. Bu evlilikten Mustafa isminde bir de evlatları geldi dünyaya. Uzun sürmedi aile saadetleri o yıllarda. Birinci Dünya Savaşı yıllarıydı ve düşman vatan toprağındaydı. Yusufoğlu Vakkas Bey tuttuğunu koparan cesur, atılgan bir gençti. Birinci Dünya Savaşı nedeniyle seferberlik ilan edilince birliğiyle beraber savaşa hareket etmek üzere Birecik'ten ayrıldı. Yeniden Mehmetçik olmuştu Yusufoğlu Vakkas dedemiz. 6. Kolordu, 72. Alay, 1. Taburun artık yiğit bir evladıydı. Son kurşununa kadar, terinin son damlasına kadar çarpıştı vatan için. 109 yıl önce, böyle bir ilkbahar gününde, 28 Nisan 1915'te Çanakkale Arıburnu'nda yürüdü şehadete. Teşekkür ederim böyle bir organizasyon için. Burada insan duygusallaşıyor. Yani bu süreci başlatan benim rahmetli babamdı. Yani dedesinin akıbetini o zamanki teknolojiyle bulamadığı için, öğrenemediği için yani böyle bir başvurular yaparak süreci hızlandırmak adına yaptı ama ömrü vefa etmedi, rahmetli oldu. Bugün bize nasip oldu. Yani bunu bulabilmek ayrı bir tarafa, yani nerede şehit olduğunu, her şeyini tamam bulabildik ama böyle bir organizasyonun olabileceği hiç aklımıza gelmemişti. Böyle bir imkan sağlandığı için gerçekten çok teşekkür ederiz. Yani orada mı vefat etti yoksa herhangi bir hastanede mi, dönüş yolunda mı? Yani onun en azından bir cevabını almış olduk. Bu da kendisine duyuyorsa bize teşekkür ederiz. Tamam. Bu cennet vatanı bize bırakan çok kıymetli gazi ve şehitlerimizi bu programda andığım ve onlarla aynı mesleği paylaşmanın haklı gururunu yaşıyorum. Teşekkür ederim. Bugün burada Deniz Arp Okulu öğrencileri olarak aziz şehitlerimizin ruhlarını almak için bulunmaktayız. Evvelce gidenlerin asil ruhları şad olsun.